Sivas 6 numara doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Denizli'de tamamladım. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra okuldan sonra Denizli'ye döndüm. Kendi branşımda enerji sektöründe kablo firmasında kalite kontrol ve kalite güvence müdürlüğü yaptım. İngiltere'ye dil eğitimi için gittim. Daha sonra aile işi içinde Amerika'ya gönderildim. 2003 yılında Amerika'ya mermer satış pazarlama ve şirket kurulumu için gittim. Orada 11,5 yıl kaldım. 2014 Kasım sonunda Denizli'ye döndüm. 4 yıldır Denizli'deyim. Tabii ki uzun süre Ankara, İngiltere, Amerika derken Denizli'den çok uzak kaldım. Nasıl arkadaş edinebilirim, öğrendiklerimi nasıl aktarabilirim diye düşünürken beni kadın kollarına yönlendirdiler. Siyasetten hiç anlamıyordum. Yeni öğrenmeye başladım. AK Parti kadın kollarında bir önceki dönemde görev aldım. O dönemde iki seçim bir referandum çalışmasına katıldım. O zaman yani gerçekten bu vekillerimiz, başkanlarımız ne kadar özverili çalıştığını gördüm. Ve ben bunu yapmak istiyordum zaten. Bu daha edindiğim tecrübeler, burada Denizli'de doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım, kazandığım, şehre hizmet nasıl edebilirim diye düşünürken yerel seçimler açıklandı. Ben de Denizli Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığına başvurdum. Önümde uzun bir yol var. Heyecanımı bağışlayayım. İlk basın toplantısı. Yani bizim bildiğiniz üzere bir sloganımız var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu yoldan yola çıkarak benim düşüncem ilk başta çocuklardan başlayarak çocuklar ve kadınlar için projelerim var. Onlara yeni bir geleceği, güzel, güvenli bir geleceği nasıl sağlayabiliriz? Onunla birlikte, halkla birlikte bunlara karar vereceğiz. Projelerim var. Özele inmiyorum ama bildiğiniz genel projelerden bahsedeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylarıyla Cumhurbaşkanımızın görüşeceğini duyum aldım. O yüzden özel projelerimi ona sunacağım ama genel olarak ben 4 yıldır yaya yürüyorum. Dolmuş bir otobüs kullanıyorum. Aracım yok. Çok araba kullandım. Hem dinlenmek amaçlı hem de Denizli'yi tanımak amaçlı yaptım bunu. Ve çok iyi gözlem yaptım. Kaliforniya, Los Angeles şehrine yakın oturdum. Yani hep orayla kıyasladım. İlk projelerim benim. Şehir planlaması yok burada. Yani beni binalar çok rahatsız ediyor. Yüksek binalar üstüme geliyor. Önünde bir yeşil alan yok. Bu birinci beni rahatsız eden oldu. Şehir planlamasına yavaş yavaş, tabii ki birden bir şehri değiştiremeyiz, onu ele alalım. Bu uzun vadeli, şimdi uzun vadeli ve kısa vadeli projelerim var. Onun dışında çevre temizliği, örneğin bir çöp atmanın cezası 275 dolardı. Biz hiç çöp atamıyorduk yere, yani bir çöp olduğunda çantamızda taşıyorduk. O yüzden bu çöp, özellikle sigara izmaritleri, lütfen sigara içen arkadaşlar yanlış anlamasın. Tabii çöp kovaları da eksik. Onlar benim çok dikkatimi çekti. Ve en çok dikkatimi çeken de çocukların elinde cep telefonu olması. Ben orada ailelerle görüşüyordum. Gerek Amerikalı, gerek Türk. Çocuklar üniversiteye gitmeden önce onlara cep telefonu verilmiyordu. Yani orada üretiliyor fakat cep telefonu yok. O çocukların kullanılması yasak. Aileler buna yasak koyuyor. Ama bizim burada 3 yaşındaki çocuğun elinde cep telefonu görmek beni üzüyor. Onun yaymış olduğu radyasyon. Fizikçi olduğum için de biraz detaycıyım. Onların küçücük beyinlerine zarar veriyor bu yaşta. Bu yönde işte annelerle görüşüp onlarla projeler geliştireceğiz. Hep birlikte, halkla beraber. Yani şimdi ben hiçbir şey yapamam tek başıma.
iyi bir ekibimle ve halkla beraber bu projeleri yapacağız. Hedefim bunlar. Değişik yorumlar aldım. AK Parti kadın kollarındaki arkadaşlarım henüz erken olduğunu, meclis üyeliği olsa daha iyi olurdu şeklinde yorum yaptılar. Onlar kendilerince haklılar. Çünkü ben kendimi yeterince tanıtmadım. Biraz çekingen bir yapım var. Yani konuşmaktan çok iş yapmayı tercih eden bir insanım. Tabii konuşmadığım için de insanlar beni bilmiyor. Ama ben kendime güveniyorum. Başardığım birçok iş var. Amerika'da 350 milyon nüfus var. 72 millet var. Ve o milletin içinde bir bayan olarak tek başıma gidip, o zaman 32 yaşındaydım 2003 yılında. Tek başıma gittim, tek başıma şirket kurdum, tek başıma satış yaptım. Yani bunları ben orada yaptıysam burada çok daha kolay yaparım. Yani sadece istemek ve inanmak önemli. Diğer halkın yorumlarını aktarırsam, ben başvurmadan önce bir ay halk arasında anket yaptım. Anket defterim de var, kendi bizzat ben yaptım anketi. Büyükşehir'den beklentilerini sordum halkın ve kadın başkan, kendimi anlattım. Kadın başkan isteyip istemediklerini sordum. Halkın her kesimini, her partiden ve her kesimini sordum, büyük küçük. Herkes olumlu karşıladı. Haklısınız. Ben siyaseti yeni öğreniyorum. Burada işte 2015'ten beri buradaki siyaseti öğrenmeye çalışıyorum. O şekilde yorumlar var ama bu sene, her sene yani değişiyor. Bu sene örnek veriyorum, temayül internet üzerinden oldu. Bu bir artı. Çünkü daha önceki temayüllerin hani çok geçerli olmadığını duyuyorum, duyum alıyorum. Ve ben Ankara'nın Denizli'ye 20 kişilik bir ekip gönderdiğini, Büyükşehir için özellikle araştırma yaptığını duydum. Yani Ankara burayı araştırmadan karar vermiyor. Bu güzel. Yani o ekip şu anda halkın arasında anket yapıyormuş. İşte bu adayı tanıyor musunuz? Düşünceleriniz ne? Mevcut başkanı tekrar istiyor musunuz? Bu tarz sorular yöneltiyorlarmış. Ben şu anda Ankara'nın da araştırma içerisinde olduğunu, hani hiç tanımadan öyle yani aday gösterdiğini düşünmüyorum. Yani söylemek istediğim, nasıl olması gerekiyor ileride? Evet. Aday belirleme konusunu. Evet, anladım. Çok güzel. Öncelikle Büyükşehir aday için temayül kaldırıldı. Ben bunu pek hoş karşılamadım. Ben temayüle katılamadım. Çünkü önce tamam, parti içerisinde temayül olmalı adayları için. Daha sonra da halk içinde halka duyurulup ön seçim yapılabilir. Denizli içinde ön seçim yapılmalı diye düşünüyorum. Şimdi halkın söylediği birinci problem yollar. Yani bu yollar bitmedi dediler ve bu yüzden AK Parti olarak eksi bir puan verdiler. İkinci problemi trafik. Bu trafikte biz işe gidip gelirken çok zaman kaybediyoruz. Bunu yazdılar. Ben çünkü Büyükşehir'den beklentilerini sorduğumda bunları yazdılar. Bir diğer konu kırmızı ışıkların çok uzun süre yanması. Yani diğer şehirlerle kıyasladığında bu ışıkların ayarlarının iyi olmadığından bahsettiler. Onun dışında bir de biz en büyük halkın istediği birkaç tane var. Biz aradığımız zaman ulaşamıyoruz. Yani ben benim mahallemde bir beyefendi özellikle çok bastırdı. Mahallemde bir inşaat kalıntısı var. Bunu ben arıyorum Pamukkale Belediyesi'ni. Büyükşehir'e yönlendiriyor. O caddeye Büyükşehir bakıyormuş. Büyükşehir'i arıyorum, Pamukkale'ye yönlendiriyor. Yani ben o caddedeki o inşaat kalıntısını aldıramadım. Yani ben aradığım zaman telefona cevap veren kişinin bu sorunu çözmesini istiyorum. Orayı ara, burayı ara, fen işlerini ara. Beni sürekli telefon trafiğine boğdular. Ben bir iş adamıyım, bununla uğraşamam dedi. Yani ya aradığı zaman o sorunun çözülmesini istiyor. Biz ilgilenmiyoruz, burayı arayın şeklinde duymak istemiyorum. Yani Büyükşehir ya da diğer belediyeler bir numara yayınlasınlar ve o telefona cevap veren kişi, bay ya da bayan, bu sorunu çözsün. Ben ikinci bir yeri aramak istemiyorum dedi.
bu konuda da çok eleştiri aldım. Küçük çocuklarda yaptığım ankette ise onların soru şeyleri kaldırımların bazı yerlerde kaldırımların düzgün olmamasından ve sürekli düştüğünden şikayet etti çocuklar. Ve çok fazla inşaat gürültüsü var. Zamanlı zamansız veya cumartesi, pazar ben inşaat gürültüsünden ödevimi yapamıyorum gibi küçük çocuklardan da öyle bir şikayet aldım.